2 Ocak, 8 Ocak sevgili takipçilerim, güzel ailem, ciddi bir spam altındayız. Sizden ricam, bol yorum ve beğeni bekliyoruz. Ve hemen yeni yıl sonrası umutlar sizlere yemyeşil bir aydınlık getirmesini ve hem ülkemiz hem dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum diyerekten unutmayalım. 4 Ocak'ta Venüs artık Oğlak Burcu seyrinde ve işiniz, kariyerinizle alakalı net oluşması gereken noktaları daha net aydınlığa kavuşturmanız lazım. Jüpiter Koç burcunda şansınız, enerjinizi en yüksek şekilde oturtmanız gerektiği ve planlı hareket etmeniz gerektiğini de uyarıyor. Aynı şekilde 6 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunay, ama unutmayın Merkür retro, Mars retrosu devam ederken Mars etkileriyle Yengeç burcunda bir dolunay sizin kendi içsel dünyanızı, duygusal hayatını biraz daha karanlığa doğru itebilir. Ani duygusal değişimler, sizi yoracak ifadelerden uzak kalmanızı öneriyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız beklenmedik karışıklıklar, yeni yılın yarattığı sistemsizlikler biraz sizi ürkütebilir. Hala yeriniz ve masanız ve beklenti içerisinde olduğunuz noktalarla ilgili belirsizlikler sizi fazlasıyla üzmesin. Yavaş yavaş bu sistemler yerine oturacak ve siz de kendi alanınızı daha rahat, temkinli hareket sağlayacaksınız. Özellikle de kendi işinizi devlet bağlantılı içerisinde yapmak istiyorsanız bunlarla ilgili güç ve yeni insanlarla çevre edilmeniz gerekiyor. Hem yeriniz adına hem de sizin kendi oluşturmak istediğiniz fırsatlar için doğru bir evre. İş beklentiniz ve uzun süredir devletle ilgili iş beklentileriniz varsa bu döngü biraz daha değişmeye doğru. İsteklerinizi daha rahat ve daha doğru bir insanın dinlemesiyle birlikte haklarımızın aydınlığa kavuşmasını gösterecek. Unutmayın ki aile hayatımızda uzun süredir çözemediğimiz konular, kırgınlıklar, tartışmalar daha çok bizi yormaya başlayacak. Çünkü Yengeç Dolunay'ı ailenizdeki sorunları çözmediğiniz takdirde daha mutsuzluklar, daha karmaşık evrelerde sizi tetikleyeceğini gösteriyor. Mümkün olduğu kadar anne, kız kardeş, eş dediğimiz noktaları daha net görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Ama kendi işinizi kurmak, yeni başlangıçlar içerisindeyseniz hiç korkmayın, cesaretinizi, istediğiniz şekilde adımlarınızı yaparak yol almanızı istiyorum. Evli çiftlerimiz arasında biraz daha iş gerginliği ve yılın ilk haftası olduğu için acayip derecede yıla odaklanamama ve yaşadığımız bazı tartışmalar bizi yıpratabilir, işimize yansıyabilir. Daha sakin evre. Unuttuğunuz vergi borcunuz, uzun süredir ödemekle ilgili konularımızla alakalı ciddi anlamda bir dengesizlik var. Bunları da düzene oturtma. Çünkü Jüpiter'in enerjisi sizde olacağı için her şeyi düzeltmek için doğru bir zaman. Sevgili gençler, eğitim konularınızla alakalı noktada biraz daha asılmanız gerekiyor. Ve kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Bu özgürlük evreniz bitmesi lazım. Özel hayatınız daha ön planda seyir gösteriyor. Aman kariyer için özel hayatı biraz daha geride tutmamız lazım. Özellikle de ilişkiler konusunda kendini çok şanssız olan, hala adı koymayan ilişkiler için artık dönemin değişme ve kendi içinizdeki yaşadığınız karışıklıkları görmek için ne bekliyorsunuz? Doğru aşk, bitmesi gereken ilişkiler, zorlayıcı evliliklerin artık gözümüzü açarak net kararlar vereceğiz. Çünkü mutsuzluk artık sizin gözyaşı içerisinde oluşmaya başladı. Doğru bir yasal haklarımız, yasal süreçlerimizi çözmemiz lazım. Her geçen gün sizin için ciddi sıkıntılar söz konusu. Ailemizde devletle alakalı sıkıntılı olan ve cezai ya da yasal haklarla ilgili yaşadığı krizleri önleyemeyen sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Değişecek döngünüzle ilgili haberler olumlu olacak. Desteklerimiz var gözüküyor. Ev taşınma hakimiyetimiz daha yoğun olabilir. Geçeceğimiz ev uğurlu ve bereketli olacak. Kardeş ve kuzenler arasındaki yaşanan bazı karışıklıkları da çözme vakti diyorum. Sevgili ev hanımları, yorucu, evet daha yorucu bir yıla giriş yaptınız. Özellikle de son zamanlarda eşinizin ailesi ve sizin ailenizin yorgun enerjisi sizi yormaya başladı. Biraz daha sakin dinleyerek kendi enerjimizi bulmamız lazım. Sağlık olarak boyun fıtığı ve bel fıtığı ve sırt ağrılarımız hakimiyet kurabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Araç kazası, elektronik kazalarımız söz konusu olacak. Biraz daha dikkatli ve iletişimde yanlış konuşmalar sizi yıpratabilir. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.
Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ciddi bir kanalımızda spam var. Psikolojim çok bozuk. Adapte olamıyorum. Biraz kanalımızla ilgili bol yorum, bol beğeni istiyorum. Sevgili boğalar, özellikle iş konularınızla alakalı yeni gelişecek olumlu evreler sizi mutlu ve keyifli kılacak. Ve hayatımızla alakalı radikal almak istediğimiz işi bırakma, yeni bir iş evresiyle ilgili bir bilinçli hareket ederek kendi yörüngemizi en iyi şekilde oturtacağız. Unutmayın, Venüs Oğlak Burcu, artık Oğlak'tan Kova Burcu seyrine geçiyor. Çağa ait olduğunuz iş kapılarınızla ilgili yenilikler ve görmeniz gereken yeni anlaşmalar için doğru fırsatlarınız var. Aynı şekilde Jüpiter Koç Burcu seyrinde devam ediyor. Ama unutmayın, Merkür bir Oğlak retrosu var. Yanlış konuşmalar, yanlış imzalar, yanlış evraklar ve sizi yıpratacak olaylar, biraz iletişimde terslikler yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde Mars İkizler retrosu devam ederken 6 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay tam anlamıyla sert ve kendi içindeki Mars etkisini daha ön planda tadacak. Bu şu demektir: iş hayatımızda iletişim, konuşmalar, aksi gelecek evraklar, yanlış imzalar biraz iş hayatımızı yorucu ve yıpratıcı olabilir. O yüzden daha temkinli, daha kararlı bir hafta içerisinde olmanız gerekiyor. İşlerinizi ekip arkadaşlarımızla bilinçli hallederek ve etrafımızdaki her şeyi kontrol ederek geçirirsek daha sağlıklı bir hafta atlatacağınızı düşünüyorum. Eğer ki uzun süredir iş krizleriniz, işle alakalı yaşadığınız sorunlar şu an için bitmeyecek ve hala mücadele edeceksiniz. Ama eninde sonunda istediğiniz yurt dışı ya da şehir dışı bağlantılı iş kapılarınızda büyük fırsatlar yakalayarak enerjimizi değiştireceğiz. Şöyle bir durum var: serbest alanda ve uzun süredir işinizle alakalı yenilikler istiyorsanız yavaş yavaş, temkinli, 15 Ocak'a kadar daha sabırlı olarak, daha temkinli davranarak dengeleri kurabiliriz ve bu da bizim başarı odaklamamıza yardımcı olacak. Bulunduğumuz noktada değişilmesi gereken birçok nokta askıya alınabilir. Panik yapmayın lütfen. Eğer ki işi bırakmak istiyorsanız cesaret diyorum. Çünkü uzun süredir hayal ettiğiniz firmayla mülakatınız olabilir ya da devletle bağlantılı kurduysanız, bunlarla ilgili olumlu açılarımız var. Bunları doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Bu ara içsel dünyanızı yazmak, öğrenmek ve eğitim konularınızla alakalı askı kapıda bıraktığınız birçok şeyin doğru başlangıcını da hareketini temsil ediyor. Daha böyle bilinçli, çünkü Kiron Koç burcunda kendi enerjisinde hakimiyet kurarken duygularımız, geçmiş karmamız tam anlamıyla bizi, hatalarımızı gösterir. Bu hataları da görmek lazım. Çalışan çiftler arasında belki özellikle hanımınızın iş konumu, değişim ve yoğun bir temposu biraz sizi yalnız kılacak. Ama ev sorumluluklarının farkındasınız ve uzun süredir de ev almayla ilgili başarılarınızla ilgili, kredi başvurularınızla ilgili düşünceleriniz olumlu gözüküyor. Harekete geçme zamanı. Sevgili gençler, biraz daha kafa dağınıklığınız, ruhunuz, enerjiniz değişik gözüküyor ve her geçen gün sınavlar yaklaşırken kendi bilincinizi toparlamanız lazım. Özellikle de şunu unutmamamız gerekiyor: İş alanında sınavlar, mülakatlar ve sözlü görüşmelerde daha temkinli ve dil eğitimi konusunda da eksiklikleriniz olabilir. Bunu da çözmeniz gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde ilişkilerde yanlış kararlar vererek canınızı yakabilir. Adını koyamadığınız süreçteki ilişkiler sizi fazlasıyla yıpratıyor olabilir. Bunları da artık görme vakti. Çünkü siz hep alttan alarak ve sabrederek bazı dengeleri, kendi dengenizi yıpratıyorsunuz. Artık görme. Geçmişe dönük birçok şeyin artık üstünü çizeceğiz. Kendimize ait olması gereken yeniliklere adım atmamız lazım. Ciddi ilişkilerde biraz daha iş konularımızın netliğe kavuşmadan aile içerisindeki yapacağımız söz nişan olumlu. Ama hedeflerimiz için yaza doğru daha net bir evremiz var. Bu da sizin için iyi olacak. Platonik ve duygusal yönünüzde bazı karışıklıklar varsa iyileşmek için ne bekliyorsunuz? İyileşin lütfen. Sevgili ev hanımları, çok yoğun ve evet gerçekten yıpratıcı bir evre. Eşiniz, kendi içinizdeki yaşadığınız karışıklıklar ve bitmeyen sorumsuzluklar sizi yıpratıyor. Siz de destek olarak ilişkimizi kontrol edebiliriz ve bu konuda da eşinizdeki beklentiler hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Bu değişmeyecek. Bunu bilerek hareket etmenizi uyarıyorum. Bu ara çocuklarımızın dolabı ya da kendi gardırobunuzla ilgili yenilikler dönemi söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken sinüzit ve boğaz enfeksiyonlarımız hassasiyet gösterebilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın.
Sevgili ikizler, kanalımızda çok ciddi bir spam var. Destek istiyorum. Psikolojim çok bozuk. Emek verdiğim birçok şey spam yüzünden kanalımız kapanabilir. Bol yorum, bol beğeni. Sevgilerimle diyorum. Evet, şunu demek istiyorum. 4 Ocak'ta Venüs Kova Burcu seyrine devam edecek. Jüpiter Koç Burcu'nda ilerliyor. Artık Merkür Oğlak Burcu'nda retrosu ve Mars İkizler retrosunu unutmadan 6 Ocak'ta Yengeç Dolunay'ı gerçekleşecek ve Mars etkili gerçekleşecek. Bu konuda biraz daha sakin, sabırlı, isteklerinizin yavaş yavaş oturması için acele etmemeniz gerektiği. Evet, imzalar atabilirsiniz çünkü sizin haritanızın enerjisi baktığımız zaman imzalara uygun. Ama fevri ve agresiften çok etrafın agresif yönüne sinirlenip hata yapmamanız gerektiğini öneriyorum. Yeni iş ve yolculuklarla ilgili güzel anlaşmalarımız söz konusu olacak. Unuttuğumuz vergi dairesi, emlak borcumuz, kredi borcumuz, bunlar bizi daha çok yıpratabilir. Bunları bir ön sahada düzeltmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi işinizle alakalı başarı, odaklandığınız noktada hak ve prim evrelerimizin sevincini tadacaksınız. Uzun süredir beklediğiniz farklı alanda iş kapılarımızla ilgili yeni görüş ve görüşmeler size ayrı bir renk katacak. Sakinlikle, doğru görerek enerjinizi doğru anlaşmaya doğru ilerlemenizi öneriyorum. Ve özellikle işsiz ve iş mahkemelerimizle ilgili devam eden süreçler Şubat ortasında sizi daha mutlu edecek. O yüzden araştırdığınız iş fırsatları Şubat ayı itibariyle hanemize girmiş olacak. Bulunduğumuz noktada sevilmek ve değer göremediğinizi savunan sevgili ikizler için boş verin, emeğinize önem verin. Zaten kimse sizi çekemiyor ve kıskançlık had safhada. Hem iletişim, hem espiritüel yönünüz, hem de pratik zevkanız etrafta çok fazla kıskanılıyor. Başkalarına takmayın. Ekibinizle yapmanız gereken işlere odaklanın. Sabit bir noktada kendi işinizi yapıyorsanız kazançlarınızda yavaş yavaş toparlanma. Ödemez konularımızla alakalı da daha biraz nefes alarak enerjimizi toparlayacağız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada şu an için her iki tarafında kendi içinde güzel bir temposu var. Onların bir araç almak, araç değiştirmek ya da şirketinizle ilgili beklediğiniz araç olayımız kapınızda gözüküyor. Bu arada çocuklarınızla ilgili vakitsiz geçirdiğiniz evreleri düzeltme vakti. Sevgili gençler, kendinizle alakalı noktada evet, ani fevri, aile büyüklerimizle tartışmalar, özgürlük ruhunuz çok ön planda, dağınık bir kafanız var. İlişkinizde platonik enerjiniz sizi fazlasıyla yıpratıyor. Artık gerçek bir gökyüzüne dön, bak kendine gel diyorum. Duygusal anlamda kendinizi yorgun hisseden sevgili ikizler için yapmanız gereken, siz nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Nasıl değer görmek istiyorsunuz? Bunu görmemiz lazım. Geçmişe yönelik yaşadığımız ilişkiler hala etrafınızda. İlk önce bunlarla arınarak kendi yolumuzu belirlememiz lazım. Yoksa her acı sizin kalbinize hançer gibi saplandığını unutmayınız. Uzun soluklu ilişkilerde ekonomik olarak toparlanamamanın verdiği bir gerginlik var. Bence bu gerginliği yavaş yavaş atlatıp hem nişanımızı hem düğün tarihimizi çok rahat bir şekilde halledecek gözüküyor. Ailenizde ümre ya da farklı bir şehre ziyaret edecek kişinin duası sizin tarafınızdan kabul olmuş olacak gözüküyor. Yalnız ailede erkek, asker ya da vatani göreni yapan evladımızla ilgili hayırlı kapıları var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Takıldığınız ve bir türlü oturtamadığınız ilişkinizle ilgili görmek sizin elinizde. Aynaya nasıl baktığınız önemli. Siz bakış açınızı mutlaka bu ilişkide değiştirmeniz gerekiyor. İsteklerinizle davranışlar birbirini tutmuyor, unutmayınız. Evet, yasal olarak ailemize ait miras mal konuları ile ilgili mahkemelerimiz yakın olacak. Doğru avukat, doğru yolculuk size bu kazancınızı verimli şekilde hayatınıza, aile içerisinde yansıtacak. Özellikle de anne köklerimize ait miraslar daha yoğun bir şekilde bunları göz önünde bulundurun istiyorum. Sevgili ev hanımları, kendi içsel dünyanızdaki eğitim ve yarım bıraktığınız konularda daha yoğun olacağınız, kendinizi en iyi şekilde ispatlamak istediğiniz noktadasınız. Hem evinize ekmek kazanmak hem de düzeninizi daha statü olarak belirlemek istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Eşinizle alakalı ufak tefek kırışıklıklar tekrar ilişkinizi düzeltme evresine doğru ilerliyor. Ama yasal ya da mahkemelik sorunu olanlarda sözlü, şiddetli konuşmalar ağır olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle mide ve bağırsak enfeksiyonlarımız ve son zamanlarda kulak iltihaplarımız has safhada, dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler,
abone olmayı, yorum yapmayı, spam altındaki kanalımızı büyütmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü kanalım her an kapanabilir, bilginiz olsun. Evet, Jüpiter Koç burcu seyrinde devam ediyor. Ve unutmayın 4 Ocak'ta Venüs Kovaç seyrine başlayacak. Merkür Oğlak'ta ciddi bir retro hareketi devam ediyor. Mars ikizler retrosunu unutmadan 6 Ocak'ta da Yengeç Dolunay'ı artık geçmiş olsun sevgili yengeçler diyerek size merhaba demek istiyorum. Evet, iş konularımız, çözülmesini istediğimiz noktalarla ilgili büyük bir savaşın içerisindesiniz. Burada kalmak ve gitmek arasında muallakta olduğunuz konular netliğe kavuşması lazım. Zarar göreceksiniz yoksa ani karar değişikliklerinizden. Seyahatlerimiz ve işle alakalı bağlantı içerisindeki iletişim hakimiyeti içerisinde olduğumuz insanlarla aramızda bir soğukluk, terslik olsa da siz hak ettiğiniz masaya doğru ilerleyeceksiniz. Sabır sizin en büyük temenniniz olmasını istiyorum. Eğer iş ve hala iş konularınızla alakalı askıda devam ettiğini ve sizi yıpratan insanlara hala güveniyorsanız ciddi işinizden enerji olarak çıkartılma söz konusu olacak. Kimseye güvenmeden enerjimizi düzeltmemiz gerektiğini bilin. Kendi işinizi yapıyorsanız ve serbest alanda iletişim hakimiyeti işleriniz varsa hem hareketli hem tartışmalı ama eninde sonunda istediğiniz anlaşmalar, imzalar masaya yatmış olacak. Hem ekonomik olarak kendi gücünüzü de ayrı bir renk katacaksınız. İş beklentiniz, işle alakalı yaşayacağımız evrelerde biraz da 12 Ocak'tan sonra yani iş konularımız daha hareketli ve yoğun olacak. Sabırlı ve doğru enerjileri görmeniz gerektiğini inanıyorum. Bu ara tembel ruhunuz olacak. Hiçbir şey yapmak istemeyebilir, kırgın olabilirsiniz. Hayata karşı kırgınlıklarınız ön safhada olabilir. Bunları bir yumuşatalım çünkü geçmiş son 5 yıldır yaşadığımız döngü aynı döngü olduğu için siz aynı döngünün içerisinde iyileşememek ve depresyon hakimiyetinde, evet biraz depresyon da olsa siz ne istediğinizi biliyorsunuz ama şans kapılarının size açılmamasından kaynaklı gerginlikleriniz var. Bu ay size farklı kapıların açılacağı ve bu konuları doğru görürseniz sağlam işler, sağlam alacağımız primler, geçmişe dönelik iş mahkemelerimiz, haklarımızla alakalı doğru süreci başlatmanızı gösteriyor. Hareket et, hareket et ki bu senin olsun istiyorum. Kendi işiniz ve aile işiyle ilgili bazı karışıklıkları düzeltmek için bu hafta hem aile, hem ortak, hem çevremiz çok güzel savaş vereceğiz ve bu savaş güzel başlangıçlar söz konusu olacak. Unutulan bazı borçlarımızla alakalı düzeltilmesi gereken ya da elden alıp elden verdiğimiz paralarla ilgili gündemimiz biraz yorucu olabilir. O borç sistemimizi de düzeltmemiz gerekiyor. Çalışan çiftler arasında özellikle hanımınız ve sizin iş yer değişimi, mekan değişimi ya da binanızın taşınmasından kaynaklı ev arayabilir ve bu konuyu da 2 hafta içerisinde çözmeniz gerekiyor diyorum. Çocuklarınızın eğitimi ve düzenini de unutmamamız lazım. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili hiçbir korkum yok. Hala mülakat ya da anlaşmalarla ilgili beklentilerinizde cevap alamadığınız için yorgunluklarınız var. Sabırlı olun, güzel bir kapı ve eğitim konusunda da hedef yurt dışı kapılarımızda güzel fırsatlar var. İlişki konusunda kendisini zorda hisseden ve hala umudum ben aşktan yana yokum ve para da yok diyenler için gökyüzü size farklı enerjiler yansıtıyor. Bunları görürseniz siz bu enerjiye daha dahil olursunuz. Yani siz de istemeniz gerekiyor, hareket etmeniz gerekiyor. Geçmiş hesaplaşmalar, kalbi kırgınlıklarınızla ilgili yüzleşmeler ve bu konu ağır olacak. Biraz daha sakin atlatmanızı öneriyorum. Bu ara evlilik teklifi düşünenler, alma hayali kuranlar için Şubat ayı daha doğru bir süreç. Sabırlı olursanız Şubat'ta alyansınız hayırlı olsun diyorum dedim bile. Geçmişte değil de şu anki adını koyamadığınız ilişkilerle ilgili kafa karışıklıklarınız var. Biraz daha flört etmek istiyorsunuz. Bakalım edin. Acıyan yaraya merhem olacak yeni bir insan olsun isterim sizin için. Sevgili ev hanımları, yoğun bir hafta olacak. Geliniz, gideniz, misafiriniz hiç bitmeyecek. Diz ve bel ağrılarımız daha yoğun olabilir. Ve ya da aile büyüklerimizin bel ve ayak bölgelerindeki rahatsızlıklardan dolayı bütün yük sizin üzerinizde olacak. Eşimizle zaten uzun süredir çözmeye çalıştığımız konular tekrar masaya yatacak. Ve mutsuzlukları çözmeye, yavaş yavaş tekrar aile olmayı öğreneceğiz. Yani güzellikleri göreceğiz. Ama ev ayrılığı ya da düzen ayrılığı yapan yengeçler için çok doğru karar. Geç kalmıştınız ve şu an çıktığınız yolculuk sizin daha umutlu ve daha keyifli olacağınızı gösteriyor. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktada sinüzitlerimiz ve baş ağrılarımız ve son zamanlarda üreme organlarımızla ilgili hassasiyet değil de yani regli dönemlerimizde bazı aksilikler olabilir. Bunları doktora giderek düzeltmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hoşça kalın.
Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, spam yiyen kanalıma destek olun. Yoksa kanalım yavaş yavaş kapanacak, bilginiz olsun. Evet sevgili aslanlar, özellikle 4 Ocak'ta Venüs artık kova seyrinde devam ediyor. Jüpiter koç burcunu seyrinde devam etmeye ediyor, hepsi ediyor. Merkür oğlak burcunda geri hareketini devam ediyor. Mars ikizlerdeki geri hareketini ve 6 Ocak'ta yengeç dolunayı gerçekleşecek. Mars etkili gerçekleşecek. Bu da bizim iş konularımız, evrak kayıpları, yanlış imzalamalarımız ve otorite figürlerle aramızdaki yaşanacak krizleri görmemiz gerektiğini, işimizle alakalı daha hakim olmamız lazım. Ekip arkadaşlarımızla yaşadığımız sorunları çözersek daha akışkan, daha keyifli bir hafta yaşarsınız. Ama inadım inat derseniz çok zorlanacağınız ve siz de stres altında olacaksınız. Daha temkinli, daha kurallı hareket etmenizi öneriyorum. Bulunduğumuz noktadaki değişimlerinizle ilgili biraz daha mücadeleye devam etmeniz lazım. Tercihler çok ve ekonomik olarak da bazı haksızlıklar var bulunduğunuz noktada. Biraz daha kendimizi ön sahaya ve eğitimimiz, yarım gördüğümüz noktaları tamamlamamız gerekiyor. Serbest bir alanda çalışıyorsanız, işinizle alakalı büyütmek istediğiniz fikirler için Şubat ve Mart daha olumlu, daha keyifli olacağını düşünüyorum. Şu an ani karar vererek düzeninizi bozmamanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde de farklı alanlarda işler yapıp ekstra primler, kazançlar yapıyorsanız bu dönem daha hareketli olacak. Bunları görerek ekstra kazançlarımızı yükseltebiliriz. Borcumuz ya da biriken bazı dengeleri Ocak sonuna kadar toparlayacağız. Yani bu hafta bunların başlangıcı olacak ki Ocak sonu daha derin nefes alarak kendimizi şifalandıracağız. Aynı şekilde dinlenme kafamızda var olacak. Tatil isteyebiliriz. Kendi enerjimize kış enerjisini katabiliriz. Bu da iyi gelecek. Ama iş gereği gideceğimiz seyahatlerde de başarılı şekilde, odaklı şekilde geri döneceğiz. Yani anlaşmalar, beklentiler, doğru devletle alakalı biriken sorunlarınızı da çözmek için harekete geçmeniz lazım. Hep böyle hallederim diye arkaya bıraktığınız süreçler var. Bunları görmezden gelmemeniz gerekiyor. Şiddetli ekip arkadaşımızla ilgili ya da yanımızdaki arkadaşlarımızla aramızda bilinçsiz bir tartışma var. Bunu da düzeltmemiz lazım. Yoksa dedikoduya maruz kalıp iş alanımızda aksilikler de yaşayabilirsiniz. Kendi işini büyütmek, yeni iş imkanları arayanlar için sabır en güzel kalemdir. Sabredin, hak edilişinizi en iyi şekilde kazanacak. Ailemize ait de işler, konumlarla ilgili çözülmesi gereken yasal süreçleri de unutmamamız gerektiğini uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada beyiniz ya da eşinizin iş konularıyla ilgili uyarıları var. O biraz daha farklı yurt dışı beklentiler içerisinde. Buradan gelecek olumluluk belli bir süre sizi ayrı bırakabilir. Ya da siz devlet memurusanız aramızda bir bağ, uzaklık mesafesi olabilir. Bunları düzeltmek için büyük bir mücadele. Bu ara çocuklarla ilgili bazı karışık evreler yaşayabilir. Okul düzeni ya da kariyerleriyle alakalı endişeleriniz olabilir. Bağımlılıkları ile ilgili. Bunlarla ilgili çaba döneminiz var gözüküyor. Sevgili gençler, bu ara eğlence ruhunuz, eğlenmek, okumak, eğlence enerjiniz o kadar yüksek ki. Yani derslerinizle alakalı yarımlıklarınız, tamamlamanız gereken hafta derslerinizle ilgili biraz daha dikkatli olursanız sevinirim. Evet, aşk en güzel şey ama sizin kariyeriniz en önemli şey bu hayatta, bunu unutmayın diyorum. Duygusal anlamda kendini yalnız, mutsuz hisseden sevgili takipçilerim için, evet, aşk arayışlarınız kendi kaliteniz gibi olması lazım. Yanlış duygusallıkta yol aldığınız için hala kendinize ilişki doğru noktada bulamıyorsunuz. Boşanma, evlilikle ilgili mutsuz olanlarda radikal anlaşmalı boşanmalar söz konusu olacak. Ev arayışları, çocuklarla ilgili kararlar, miras paylaşımları biraz hareketli olabilir. Ama unutmayın ki mutlu çiftlerde de eve çocuk fikri ya da evimizin dizaynını yeniden yaratacağımız renklilikler var. Korkmamıza gerek yok diyorum. Evet, ayrıldığınız ilişkinizle ilgili merak ediyorsanız onun hayatında başka biri var. Siz de kendinize yol almanız lazım. Ve yeni ilişki isteyenler için daha doğru kalitede insanlar hayatımızda almamız gerektiğini öğrenmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, yorucu, stresli gibi gözükse de evinizde mutlu ve keyifli bir haftadasınız. Sürprizlerle dolu, hem maddi hem manevi hem de taşınmak istediğiniz konularımızda gayet güzel bir rahatlık var.
Çocukların da enerjisi daha keyifli ve anlaşmalar güzel gözüküyor. Eşimizdeki ailede pürüzler bitti. Biraz daha nefes almaya başladık. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız böbreklerle ilgili ya da baş ağrılarımız daha yoğun olabilir. Tansiyon ve şekerinizi kontrol ederseniz sevinirim. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayınız. Kanalımız çok ciddi bir spam yiyor. Dikkatli olalım. Kanal her an kapanabilir. Bilginiz olsun. Evet, Jüpiter Koç burcunda devam ettiğini unutmayın. Ve 4 Ocak'ta Venüs Kova burcu seyrini gerçekleştirecek. Merkür Oğlak'ta retrosu ve Mars ikizler retrosunda düşünürsek gökyüzü bayağı hareketli ve 6 Ocak'ta Yengeç dolunayı gerçekleşecek ve Mars etkili olacak. Yani duygular karma karışık, odaklanamama, gergin haller, iş istemiyorum havalarınızın fazla olacağı ve duygusallığa böyle dibe gömüleceğimiz bir hafta olacak. Aman dibe gömülmeyin, uyardım işte, yani bilin başınıza ne geleceğini bilerek hareket etmeniz lazım. Bu ara iş toplantılarımız yoğun geçecek, görüşmeler sizi biraz strese ve gerginliğe itebilir. Anlaşmalar doğru ilerleyecek. Sadece ve sadece iletişim, evrak kontrolü, doğru toplantılarda zamanında bulunmak ve hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ani gideceğimiz seyahatler, yapacağımız anlaşmalar verimli. Bulunduğumuz iş alanı ile ilgili, yer değişimleri ile ilgili beklentilerimizde ufak ufak sesler geliyor. Bunun mutluluğu var ama devlet bağlantılı noktalarda çalışıyorsanız ani tayin ya da atama konularımızla ilgili beklentilerimiz askıda gözüküyor. Acele etmeyin, yerinizi kontrol etmeniz lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız, aile işiniz varsa yavaş yavaş büyümeye giden bir iş kapınızın tadını ve lezzetini çıkartın diyorum. Hatta bu ara sosyal ağlar, dijital alanlarda kendimizi daha ön planda tutacağız ve çok da başarılı olacağız. Korkmamıza gerek yok. Yeni iş kurmak, yeni alanlarda kendinizi ispatlamak istiyorsanız, evet doğru ama geçmişle ilgili yaptığınız işlerde hep battınız. Ama şu an bu ekonomide, bu krizde, şu an başka bir alanda yer alarak bu 2023'ün bitmesini bekleyin. Ona göre karar verin. Ani hata yapmayın. Yurt dışı gitmek ya da yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili başaklar için gökyüzü çok hareketli. İmzalarınız ve iş başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Sadece sizin cesaret edip artık yol almanız gerektiğini uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle ani değişim beklentileriniz yerinizde devam edeceksiniz. Evrak konularımız ve toplantılarımız yoğun olacak. Maaş konusunda Ocak ortasında belirlenecek. Eşinizin ekstra maaşı yatmış gözüküyor. Hayırlı olsun. Sevgili gençler, eğitimle alakalı noktada kendinizi gerçekten ne istiyorsunuz ve bu konuda çok ısrarlısınız ve ailenizi mahcup etmek istemiyorsunuz. Ama son zamanlarda gereksiz bağımlılıklarınız hareket etmeye başladı. Tikleriniz, bunları düzeltin ve bu enerjiniz ileride takıntı halinde olabilir. Bunları düzeltmemiz lazım. Evet, aşk sevgiliniz elinizi tuttu, bırakmayı düşünmüyor. Bilginiz olsun. Uzun süredir ilişkisiz olan sevgili başaklar için cesaret hareketi var. Doğru kalbe doğru başlangıçlarınız gözükse de siz hazır değilsiniz. Belki bir psikolojik destek, yoga, meditasyon yaparak bu enerjiyi düzeltebiliriz. Geçmiş ilişkilerle ilgili konularımız daha hareketli olacak. Resimleri stoklamak, enerjimiz onu takip etmek gibi devam etse de artık bu sayfanın sizinle hiçbir yüzleşmesi yok. Yolunuza bakmanızı öneriyorum. Bu arada da ufak tefek seyahat planlarınız varsa sevgili evlenmemiş beyler, bayanlar, güzel seyahatler yeni tanışmalarınıza yardımcı olacak. Bol bol seyahatler yapmanızı öneriyorum. Bu ara ciddi ve uzun soluklu ilişkilerde aile sorunları gündeme gelse de siz birbirinizle mutlusunuz. Aileyi her konuda ikna edeceksiniz. Altın, takı ya da düğün konuları ile ilgili telaştan kaynaklanan gerginliklerimiz var. Adını koyamadığınız ve askıda olan ilişkilerinizle ilgili de aynı süreçte devam edecek. Ne o değişecek ne siz değişeceksiniz. Artık doğru döngüyü de görme vakti diyorum. Dedim bile. Evet, her şeyden önemlisi ev satmayı düşünen, almayı düşünen sevgili Başak burçları için güzel bir değişim var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Krediniz onaylı gözüküyor. Bu 20 gün içerisinde yeni eviniz size mutluluk ve huzur getirecek ve keyif alacaksınız. Sevgili ev hanımları, son zamanlarda evde parkeler ve parkelerden kaynaklı şişmelerle ilgili şikayetiniz var. Bu kışı böyle geçirin, bırbır etmeyi bırakın. Seneye bu tarihlere kadar halletmiş olursunuz. Eşinizle de kendi içinizde mutlu ve mutsuz kavganızı, onun sevgisini sorgulamayı bırakırsanız onu tekrar tanımanızı öneriyorum. Çünkü mutluydunuz, son 4 yıldır bazı karışık olaylardan dolayı mutsuz olmaya başladınız. Boşanma, ayrılık kararı veren çiftler şu andan itibaren hani Haziran ayını bekliyor olabilirsiniz.
yavaş yavaş çocukları hazırlıyor olabilirsiniz. Doğru ve mantıklı hareket ettiğinizde her iki tarafta mutsuz bir döngü de olmayacak. Merak etmeyin diyorum. Evet, özellikle sağlık konusunda diş eti iltihaplarımız, burun akıntımız ve nodüllerimizle alakalı hassasiyet olabilir. Dikkatli olunuz. Sevgili teraziler, nasılsınız? Kanalımız aşağı iniyor, spam yiyoruz. Bilginiz olsun, bol yorum, bol beğeni diyorum. 4 Ocak'ta Venüs Kova geçişini hareketlendirecek. Merkür Oğlak Retrosu devam ediyor ve Mars etkili retromuz. Ve unutmayın ki Jüpiter Koç burcu seyrinde devam ediyor. Bunu da unutmayın, not alın. 6 Ocak'ta Güneş ve Dolunay, yani Yengeç'te muhteşem bir Dolunay gerçekleşecek. Mars etkili olacak. Sizin hani sinir damarlarınız çatlayacak. Alıngan yönünüz tavanla yapacak. Kimseyi dinlemek istemeyeceksiniz. Kimseyi görmek istemeyeceksiniz. Böyle ruhunuz böyle devamlı hani kavga ve tartışma içerisinde olacak. Çünkü haksızlıklar ve iş konusundaki yaşadığınız insanların rahat tavırları, bu kadar emek verdiğiniz birçok noktada sizin altınızdaki kişilerin yere geçmesi ve siz yok sayılmaktan o kadar bunaldınız ki nefes alamıyorsunuz. Alternatif beklenti içerisinde olduğunuz işlerde hala cevap gelmedi ve şu anki buradan hani ekonomik olarak güçlü olsanız bir an olsun çıkma enerjiniz var ya, biraz daha sabırlı olun. Yani en azından Ocak 27'ye kadar sabırlı olursanız yeni iş başvurunuz olumlu gözüküyor. Ama şu an böyle bir hata yaparsanız emekleriniz, düzeniniz ziyan olacak. Dikkatli olun diyorum. Devlet ya da devletle bağlantılı işlerde çalışan sevgili teraziler için güzel sözlü anlaşmalar, güzel konuşmalar, güzel toplantılar ayrı bir keyif katacak. Korkmanıza gerek yok. Serbest ya da kendi işiniz ya da ailenize bağlantılı işlerinizle ilgili yoğun görüşmeler, güzel tempolar, yeni anlaşacağımız insanlar ve yoğun tempo içerisinde olacağımız sözlü toplantılar, gideceğimiz seyahatler, yurt dışı bağlantıları ile ilgili biz daha koşturmalı, ama duygusal çöküntümüz ve depresyon halimiz olacağı için ataklı bir gerginliğimiz de olacak. Daha sakin hareket edin. Çünkü bazı başarılar bu sakinlikle gelecek gözüküyor. Geçmişe yönelik bazı borç sıkıntılarımız, çözülmesi gereken konular biraz bizi zorlayabilir. Hacizlik ya da evrak konularımızla alakalı sıkıntılı uyarılar alabiliriz. Unuttuğunuz konu neyse bunu da çözmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara yeni iş kurmak isteyenler için hayırlı ve uğurlu olsun. Ortakta yapacağınız işte başarı var. Korkmanıza gerek yok. Kendi markanız, kendi çizginizi yaratmak istiyorsanız bunun içinde korkulacak bir şey yok. Cesaret sizinle, hani doğmak da sizinle, kutlamak da sizinle olsun. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada uzun süredir çözemediğiniz hem kendi işinizin hem eşinizin, özellikle finans alım satım alanındaysanız ya da ihracat alanındaysanız ani yer değişimleriniz olsa da memnun olacağınız noktalar değil, daha böyle aşağı çekilecek bir nokta, bunun savaşını verin istiyorum. İlişkinizle alakalı ufak tefek tartışmalar olsa da mutluluk enerjiniz var gözüküyor. Sevgili gençler, kariyer hayatınızla ilgili oldukça radikalsiniz. Tebrik ediyorum. İlişkiniz yoksa güzel bir enerjiye geçiş yapacaksınız. İlişkiniz varsa güzel noktaların sevincini ve güzel kutlamalarınız var gözüküyor. Uzun süredir duygusal olarak yalnızlıkta olan ve kendisini bu konuda mutsuz olacağını, hayat arkadaşı olmayacağını düşünen sevgili teraziler için bence hiç acele etmeyin. Güzel bir yolculuğa başlayacaksınız. Allah size hayırlı ve aydınlık bir kapı verecek. Çünkü geçmişle ilgili yaptığımız iyilikler, fedakarlıklar artık size iyilik olarak dönecek. Bekliyoruz. Güzellik olsun sizin için. Aynı şekilde uzun soluklu bir ilişkinizle ilgili hala bir adım yoksa güzel konuşmalarında sevinci var. Ayrıldığınız kişiden haber bekliyorsanız ve hala umudunuz varsa olur, yüzleşiriz ama bir gelecek vaat etmez. Bunu doğru görerek hareket etmenizi de öneriyorum. Bu ara adını koymadığınız platonik takıntılarınız varsa da artık onlarla yüzleşmek ve kendimizi bu noktada yıpratmanın bir anlamı yok diyorum. Sevgili ev hanımları, çocuklarınız, evet iş temposu, evin temposu, yemekti, oydu, buydu. Artık kendinizle alakalı görmeniz gereken kilolarınız, vücudunuza değer vermiyorsunuz. Bakımlarınız geldi, cilt kontrollerimizin zamanı. Bir uyanın, kendinize gelin istiyorum. Eşiniz de bakımlı kadın seviyor. Mümkün olduğu kadar bakım enerjimizi toparlamamız lazım. Mutsuz olan ve hala çıkmazda olan sevgili evli çiftlerimizle alakalı noktada
Sadece çocuklar için kendinizi ve çocukları ziyan ediyorsunuz. Görme vakti görmedikçe çocuklarımız ve ilişkimiz her zaman kopuk noktada olacak. Bunu bilmenizi istiyorum. Evde ufak tefek değişimler, özellikle yemek masanız, salonla alakalı yenilikler düşüncesi olan takipçilerim için ilk önce ev sorununuzu çözmeniz lazım. Daha sonra onları alabilirsiniz. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Sağlık olarak özellikle vücutta şişmeler, kilo ve göbek yağlanmaları ve vücut sarkmalarımız oluştu. Bunları düzeltmemiz lazım. Son zamanlarda da cilt bakımımızı yaptırma vakti, sivilce, leke, bu konuları çözün. Sevgiyle kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, kanal ciddi bir spam altında. Bunu düşünerek destek olmayı unutmayın. Sevgili akrepler, özellikle 4 Ocak'ta Venüs Kova seyrine başlıyor. Ve aynı şekilde Merkür Oğlak retrosu ve Mars etkili retro devam ediyor. 6 Ocak'ta da muhteşem bir yengeç dolunayı Mars karmasıyla yaşayacaksınız. Yani bu diyor ki bütün giden hayatımız tepetaklak olacak. İşimizle alakalı bazı karışıklıklar bizi yıpratacak. Konuşmalarda terslikler, toplantılıkta aksilikler, çözümsüz gittiğini düşündüğünüz birçok nokta daha net görerek yolunuzu çizmenize yardımcı olacak. Çünkü bu çözümsüzlükleri, bu sorunu siz hep sonra yaparım, sonra konuşurum, sonra hallederim diyerek kendi kendi hayatınıza ziyan ettiğiniz gözüküyor. O yüzden bir an önce iş disiplininizi, iş kuralınızı ve nerede olmanız gerektiğinin farkına vararak yeni başlangıçlar, yeni döngüler yaratmanız lazım. Yoksa acayip derecede ekonomik olarak iş konusunda sıkıntılarınız var. Devlet ya da kurumsal alanda çalışıyorsanız, iş yerinizle ilgili değişim söz konusu olsa da yerimizde ufak tefek primlerimiz, haklarımızla alakalı ödemede gecikmeler söz konusu olacak. Aynı şekilde üst düzey yöneticilerinde değişimler var. Bu değişimler size de zarar verebilir. Daha temkinli olmanızı öneriyorum. Farklı bir noktadan bağlantılı yurt dışı ya da şehir dışı iş beklentilerinizle ilgili yeni başlangıç olanlar için güzel anlaşmalar hayırlı olsun. Uzun yolculuklar, seyahatler, hani araçla alakalı yapacağımız dışarıdaki işlerde ekstra kazançlarımız söz konusu olacak. Aileye ait ortaklığı ya da ortaklı işlerimizle ilgili yeni görüşmeler, yeni anlaşacağımız kapılarda para konusunda tartışmalarımız olabilir. Belki sizi kazandırmasa da hadi işimiz devam etsin diye anlaşmalarımız olacak. Evet, bu anlaşmaları yapacaksınız ama unutmayın Ocak 20'den sonra daha büyük anlaşmalarımız var. En azından iş yerinizdeki bu renk hareketliliği devam etsin. Kafe, restoran düşüncesi olan sevgili akrepler için evet yapın, çünkü en büyük hayaliniz ve aile işi kurmak istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Bu arada devletle alakalı çocuğunuz ya da siz devletle ilgili başvurularınızla ilgili hala bir umut beklentiniz varsa 2025 bunun için sağlıklıdır. Bu sene geçici görevler alabilirsiniz, taşeron devam edebilirsiniz ama 2025'te bu haklarınız var gözüküyor, endişe etmeyin. Bu ara ufak tefek gelir sağlayan evde çalışan sevgili takipçilerim için aynı iş dönüşümleriniz söz konusu olacak. Yine evde devam edeceğiniz işleriniz var. Bunu bilerek hareket edin. Sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı noktada evet, her iki tarafında yoğun tempolu, yeni başlayan düzen, evraklar, hesaplar, koşturmalar, birbirimizi bu hafta ihmal edebiliriz. Ama bu ailemiz için yapmamız gereken yenilikler var. Bunun da farkındasınız. Özellikle çocuklarınızla ilgili yeni okul, yeni değişim ve bu okulda ilgili rahatsızlıklarımız da gündeme gelecek. Aşk konusunda kendinizle alakalı kararsız kaldığınız ve yorulduğunuz konuları çözmek için bu hafta doğru bir hafta. Hem 2023'ün başlangıcı hem de artık siz geçmiş karanlığınızdan arınmanız lazım. Bitmesi, gitmesi gerekenlere veda etmemiz lazım. Çünkü gözyaşı bir kere dökülür, bin kere dökülmez. Uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı noktada da kendi ve her iki tarafında bazı kararsız konularını çözmesi lazım. Kültürel farklılık gibi gözükmese de kültürel farklılığınız var. Bunu çözerek bununla ilgili altyapınızı oturtabilirsiniz. Şu an yeni başlayan çift olanlar için gelecek vadeden bir ilişki sımsıkı tutun. Uzun süredir arada karada kalan çiftler için de arada kalmaktan çok kendi yalnızlığınızı iyileştirmek için bu noktada. Bırakın yalnız kalın, doğru insanı bulmak için diyorum. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla alakalı bazı konularda tartışmalar, ev içerisinde özellikle okuyan çocuklarımızla ilgili gerginlikler, onun dışarıda özgür olması sizi yıpratıyor olabilir. Sevgili gençler, aileniz haklı. Lütfen eğitiminiz ve dışarı yaşadığınız hayatı tekrar kontrol edin. Anneniz ve babanız bu konuda çok yıpranır. Evet, aşk önemli ama aileniz her şeyden önemli, unutmayın diyorum. Evet, ev hanımları bu konuda böyle telaşlı. Onları takip edemiyorum, onları toparlayamıyorum ve fikir uyuşmazlığı tartışmalarımız söz konusu olacak.
Annenizi lütfen dinleyin diyorum. Özellikle de eşinizin ailesiyle mal tartışmaları olacak. Ve zaten siz yıllardır bu hakkınız yeniliyordu. Bugünün kavgası olarak eşinizle aranızı bozmayın. Çünkü onlar hiçbir zaman değişmeyecek. Siz de değişmeyeceksiniz, eşiniz de değişmeyecek. Evliliğimizi bozmamıza gerek yok. Boşanma fikri olan ve ayrılık fikri olanlar uzun süredir zaten bu konuşmalarda avukatınız ya da yasal haklarınızla ilgili başvurularınız var. Doğru ve mantıklı hareket ettiğinizde düzeniniz, haklarımızla doğru düzen alacağız. Sağlık olarak göz kontrolümüz, kaş ve alerjik kaynaklı saç dökülmemiz, cilt dökülmemiz, egzamalarımız artabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, kanal ciddi bir spamda destek olun. Valla psikolojim de bozuk, yorum da yapamıyorum, lanet olsun diyorum. Yani emeklerim, sizin emekleriniz, yani üzülüyorum böyle olunca. Biri de yazmış, çok para kazanıyorsun, sallıyorsun. Arkadaş, gökyüzü ne diyorsa onu söylüyorum. Yani herkes sallıyor ama ben en azından kalbimi de katarak yorum yapıyorum. Karar sizin. 4 Ocak'ta Venüs Kova Burcu seyrini gerçekleştirecek. Jüpiter Koç seyrini devam ettiriyor hala. Mars İkizler Retrosu'nu unutmuyoruz. Merkür Oğlak Retrosu da hareket etti. 6 Ocak'ta Yengeç Dolunay'ı gerçekleşecek ama ciddi bir Mars ve ciddi kaoslar içerisinde gerçekleşecek. Bu da bizim yolculuklarımızı, iş seyahatlerimizi, iş anlaşmalarımızla alakalı zorlayıcı bir evrenin hareketini gösteriyor. Ve gereksiz çatışmalar, birbirimize ait yorucu evreleri de görmemiz gerektiğini uyarıyor. Yani işte kimden rahatsızsanız, kiminle çatışıyorsanız bu hafta sakin kalacaksınız. Yöneticinizle aranızda soğukluk varsa bu soğukluğu sert bir şekilde devam ettirmemeniz gerekiyor. Göze batabilirsiniz. Ve her şeyden önce şunu unutmayın ki bulunduğunuz noktada güvendiğiniz insanları tek tek kontrol edin. Ayağınızı kaydırmak için fırsat bekliyorlar. Ve bulunduğumuz noktada yükselmek isterken yerimizde sayacağız ve maaş konusunda da hala istediğimizi alamadığımız için ne yapacağımızı şaşıracağımız bir hafta. Yani bu demektir ki sabır değil de sinirlerinizin tavan yapacağı bir nokta. Bence bunu 12 Ocak'tan sonra düşünelim. Şu an yerimizi kollayalım. Devlet ve bağlantılı noktalarla ilgili, evraklarımızla ilgili olumsuz bir diyalog olmasa da şu geçişi doğru görerek dengemizi koruyalım. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız dışarıda kazıklanabilir, işinize zarar gelebilir, dolandırılabilirsiniz. Dikkatli olun. Yurt dışı ile ilgili bağlantılarda, mailler, yazışmalarda terslikler söz konusu olabilir. Bunu bir düzeltmemiz gerekiyor. Biz de görmemiz lazım. Siz ben hallederim, yaparım, sorun değil, bir telefonla işini hallederim diyerekten de hep böyle kendinizi eğlence ruhunuza attınız. Biraz daha işe odaklanırsanız muhteşem başarı ve enerji sizin hakimiyetinizde. Korkularınızı bence artık yüzleşmeniz lazım. Siz başarılısınız. Siz kendinizi gösteremiyorsunuz. Kılık kıyafet değil, ifade, göz teması kurmuyorsun. Göz teması kurarak haklarımızı alabiliriz. Çünkü bulunduğunuz noktada sizi herkes, yani yönetici ve üst düzeyler seviyor. Ekip sevmese de olur. Çünkü siz başarılısınız. Bunu unutmayın. Bu ara kendi işinizi ya da iş konularınızla alakalı uzun süredir işsizseniz ve hala ekonomik olarak kendinizi düzeltemiyorsanız 12 Ocak'tan sonra güzel anlaşmalarınız var. Ya da 13 Ocak'tan sonra güzel değişimler size mutluluk verecek diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işi eşiniz bırakabilir, kendine iş kurmak isteyebilir. Destekleyiniz lütfen. Siz de ona güvenmediğiniz için devamlı bıt bıt ediyorsunuz. Yapmayın. Sen de işini bırak, ortaklı işe devam edin. Eğer devletle bağlantılısanız dışarıdan destek vererek eşinizin motivasyonunu arttırın. Sevgili gençler, hayallerinizi yurt dışında okumaksa şu Haziran'a kadar disiplin ve kuralımızı bozmayacağız. Çünkü hedefleriniz yurt dışı kapınız hayırlı olsun. Özellikle iyi bir sınav, lise istiyorsanız ve ailenizi mahcup etmek istemiyorsanız disiplininizi asla vazgeçmeyin diyorum. Evet, aşk, heyecan, yenilik olsa da iki hayat arkadaşınızla da bu dengeyi kurmanız sağlıklı. İlişkiler konusunda kendi memnun olmayan ve ilişkinizden kurtulmak istiyorsanız adım atın. Çünkü karşı tarafın sizinle bir sorumluluğu yok. Siz gittiği yere kadar o sizinle devam edecek. Siz bunu biliyorsunuz. Sadece yalnız kalmamak. Ama sevgilim var havasındasınız. Lütfen artık o evreyi bitirmeniz lazım. Uzun soluklu ilişkilerde de sürpriz, ciddiyet konuşmaları, aile tanıştırması, kuzen tanışması hakimiyeti var. Hayırlı olsun. Hiç ilişkisi olmayanlar için, evet, bu ara Venüs Kova seyrinde güzel gezerek, enerjimizi değiştirerek ve çağa adapte olarak sosyal ağlar ya da ortak tanıştıracağımız toplantılar, dijital alanlarda size yenilikler katacak.
Gözünüzü dört açın efendim. Hiç evlilik yapmayanlar için bu yıl doğru bir enerji. Evlilik enerjiniz var. Cesaretlenin. Boşanma ve boşanma konusunda kararsız olan çiftlerimiz için de artık siz, çocuklarınız, eşiniz, siz, aileniz artık sizin yıprandığını gözüküyor. Ve ekonomik olarak güçlü olamadığınız için de adım atamıyorsunuz. Eğitim alalım, kendimizi güçlendirelim. Bir 6 ay kendimize şans vererek yolumuzu belirlemeniz lazım diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara yemek masası, mutfak dolapları, tabak çanak değişimleri söz konusu olacak. Hadi hayırlı olsun. Eşinize de amansız kavga etmeyi çok seviyorsun. Sen böyle flört etmeyi seviyorsun. Eşin bu hırla gürelerden bıktı. Bir kendine gel. Eşine mutlu bir enerji yansıt diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle şöyle söyleyeceğim. Göğüs, süt bezlerimiz, göğüsle alakalı ve içteki ağrılarımız, kalp hassasiyetimiz olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Kanalımız çok ciddi bir spam yiyor. Yerlerde sürünüyoruz gerçekten. Destek istiyorum. Yoksa kanal kapanacak, bilginiz olsun. Sevgili oğlaklar, özellikle Venüs Kova burcu seyrini gerçekleştirecek. Unutmayın, Merkür Oğlak'ta bir retro, yani siz de ciddi bir retro alanı içerisindeyiz. Mars ikizler retrosunda düşünürsek ve Yengeç de gerçekleşecek bir dolunay olursak, başarılarımız şiddetlenecek. Ciddi anlamda migren evrelerimiz, ataklarımız, işle ilgili stres olduğumuz her şey böyle bizi bir kasacak. Yani varoluşum, hani deriz ya, başımıza gelmeyen her şey bu hafta bize gelebilir diyeceğimiz bir hafta söz konusu olacak. O yüzden işimizle alakalı toplantıları, ekip arkadaşımızla aramızdaki gerginlikleri, işle alakalı çözümsüz sonra halledelim dediğimiz konuları daha dikkatli yapmamız gerekiyor. Çünkü her şey üst üste birikecek ve bu üst üste biriken her şey sizin kafanızı ağrıtacak. Dildireceksiniz. İşi bırakıyorum, istifa ediyorum, görüşmek istemiyorum, beni kimse anlamıyor evresinde olacaksınız. Sabırla ve nazikçe her şeyi halledeceğinize güveniyorum. Yeni masa değişiminiz gerçekleşecek. Çok yoğun toplantılarımızın arkasında enerjiniz yüksek olacak. Para olarak yaşadığımız krizleri bu hafta daha net bir şekilde göreceğiz. Haklarımızla alakalı verilmesi gereken, haklarımızla ilgili aydınlığa kavuşacağımız noktalarımız da çözülecek. Sadece şu bir dolunayın enerjisi sizi kasacak. Hatta istifalar havada, konuşmalar, tartışmalar söz konusu olacak. Sakin, öğrendiniz. Neymiş? Sakin olacağız. Yeni işe başlayan için başarı odaklanmamız var. Kendi işimizi yapıyorsak ve iş konumlarımızla alakalı uzun süredir belirsiz giden noktaları çözmeye başlayacağız. Ve yerimiz yavaş yavaş enerjisine kavuşacak. Devlet bağlantılı kurumsal alanda çalışıyorsanız da gerginliklerin içerisinde bir güzel bir enerjiyle kendinizi ispatlayacaksınız. Masa değişiminiz var, yoğun toplantılar, yurt dışı evraklarınızda olumsuz bir nokta yok. Sadece sizin yengeç dolunayı sizi beyin olarak yoracak, bunu bilmenizi istiyorum. İlişkiler konusunda da çok alıngan olacaksınız. Sevgiliniz bir şey söylese küsüreceksiniz, eşiniz bir şey dese darılacaksınız, kardeşiniz bir şey dese sorun arayacaksınız. O yüzden temkin, sakin, yoga yapın, meditasyon yapın, enerjinizi mutlaka yukarı çıkartın diyorum. Evli çiftler arasında özellikle eşinizin değişmesi konuları, sert ifadeler, yine yerimi kazanamadım diyen ifadeleri sizi üzmesin. O da sabırlı olacak, yeri hakları alacaksın. Sizin de zaten ekibinizle alakalı rahatsız olduğunuz noktanın masa değişimi hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarınızla ilgili bazı anlaşmazlık noktaları artık görerek onlarla göz teması kurarsanız sevinirim. Sevgili gençler, acayip beyniniz, zihniniz acayip açık. Yani tuttuğunuzu kopartacak bir enerjidesiniz. Şu ara aşk enerjinizden dolayı her şeyi askıya aldınız. Askıya aldıklarını geri al, ilişkine sağlam sarıl diyorum. Evet, ilişki konusunda kendini bahtsız, bedeli derler ya, öyle hissedenler için bu ara aşkın enerjisi yavaş yavaş ayaklarınıza doğru gelecek. Güven probleminizi düzeltin, ilişkiye adımlarınızı kabul edin. Çay için, kahve için, sosyal ağlar, sosyal enerjilerden tanışacağımız insanlara fırsat vermenizi öneriyorum. Uzun süredir ilişkinizle ilgili, uzun soluklu ilişkinizle ilgili pürüz yaşıyorsanız kısa ayrılıklar söz konusu olacak. Sonra yine barışacaksınız. Yani her iki tarafında birbirine anlamsız kaprisi olacak. Ayrılmış ve uzun süredir beklediğiniz kişinin evlilik haberini alabilir, nişanlılık haberi alıp depresyona girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu ara yakın çevreniz sizi birileriyle tanıştıracak. Lütfen ihmal etmeyin. O sizin kalıcı hayat arkadaşınız gözüküyor. Siz sadece sabretmeniz gerektiğini bilmeniz lazım.
Bu arada da eğitim konusu, dil eğitimi, kendinizi geliştirmek istediğiniz noktalarda hareket bereket zamanı yapın istiyorum. Sevgili ev hanımları, eşinizin biraz ekonomik olarak aşağı düşeceği bir hafta, biraz stresli ve gergin olabilir, evde bir huzursuzluk dönebilir. Panik yapmayın, aldatılmıyorsunuz iş kaygılarıyla alakalı noktada ve çocuklara da ve size de agresif davranabilir. Vaktin varsa anana mı gideceğim, bacına mı, bir yere git, bir enerji dağıtımı yap diyorum. Boşanma fikri olanlar zaten ev ayrımı, hane ayrımı yaptınız. Çocuklarla ilgili de çocuklar babayı tercih edebilir. Karar sizin hakimiyetinizde. Bu arada hızlı evlenmeyi düşünenler Ocak sonuna kadar evlenmiş gözüküyorsunuz. Hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta kristallerimiz, baş dönmelerimizi ihmal etmeyin efendim. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, beğenmeyi, yorum yapmayı, kanal spamyu aşağı doğru düşüyoruz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Evet, Venüs Kova seyrine başlayacak 4 Ocak itibariyle geçişini. Yani sevgili kovalar, güzellikler, yenilikler, yeni fırsatlar size en iyisini sunacağını uyarırım. Jüpiter Koç burcu seyrine devam ediyor. Unutmamanız gerekiyor. Oğlak Merkür retrosu, Mars ikizler retrosunda ve 6 Ocak'ta 23.07'de Yengeç Dolunay'ı gerçekleşecek. İş konularımız, yeni anlaşacağımız kapılarla ilgili fırsatları güzel değerlendirmemiz lazım. Rahatsız olduğunuz iş kapınız, memnuniyetsiz olduğunuz noktalarla ilgili görmeyi gösteriyor. O yüzden iş vedası, iş ayrımı, karar verme noktanıza doğru adımlar atacaksınız. Bulunduğunuz noktada da masanızla ilgili belirtmek istediğiniz, yöneticilerle ilgili görüşmek istediğiniz noktaları ilgili de randevuları alacaksınız. Eğer ki büyük bir kurumsallarsanız, beklenti içerisinde olmayacak diye beklerken sürpriz değişimlerinizle ilgili de haber alışlarınız olacak. Devletle ilgili yer değişimi, atama değişimi ya da bununla ilgili beklentilerinizin biraz daha yavaş yavaş sakin bir şekilde hallettiğinizde bu başarılarınız da söz konusu olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönem biraz daha kazancınızla alakalı korku, endişe evresi söz konusu olsa da sürpriz anlaşmalar, yenilikler işimize renk katacak. İş bekliyorsanız ve hala umutsuzsanız gökyüzü bu konuda sizi farklı iletişim içerisinde kuracağınız insanlarla iş fırsatları, iş kapıları yansıtacak. Unutmayın. Ailemize ait çözülmesi gereken miras, mal konularımızın ve ödenmesi gereken unuttuğumuz harç, vergi dairesi, emlak borcunuzla ilgili sıkıntılarımız da gündemimizde. Araba krediniz, ev kredinizle ilgili sorunlar gündemimizi rahatsız edebilir. Aynı şekilde ailemize ait bir yeri satmakla ilgili de anlaşmazlıklar yaşayabilir ve babamıza ait kökler arasında da tartışmalar çıkabilir. Bilginiz olsun dedim diyorum. Evet, uzun süredir yöneticilerle aranızda kriz varsa yumuşatın. Çünkü onların değişim evresi sizin de masa değişiminize yardımcı olacak. Bunu da görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Uzun süredir biri sizden borç istiyorsa vermemeniz gerektiğini bilip o parayı geri alamayacaksınız. Çalışan çiftler arasında özellikle hanımınızın işiyle ilgili güzel yenilikler söz konusu olacak. Siz bu konuda kendinizi geride hissedebilirsiniz ama sizin için de değişecek masanız var gözüküyor. Sabırlı olun diyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda acayip relax tavırlar, ben biliyorum havaları, benim özel hayatım daha önemli dediğiniz için biraz daha özel hayatımızı geride tutarak eğitimimize ve odaklanmamız gereken sorumluluklarımızı bilmemiz gerekiyor, rica ediyorum. İlişki konusunda acı ve kalbi yıpranan ve uzun süredir ilişkisi olmayan ve hala bu konuda da geçmişi beklenti için, geçmişle ilgili beklenti ağlar kurup beddua ediyorsanız kendi dünyanızda, bırakın onu, siz kendi yolculuğunuza, size gelecek yolculuk daha güzel bir elin sahibine nasip olacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Eşinizle aranızda yaşadığınız krizler, çözemediğimiz konular yoğun bir şekilde tartışmaya doğru gidiyor. Özellikle de çalışan hanımların karı koca hayatlarında terslikler ve güvensizlikler var. Bunları çözmemiz gerekiyor, yoksa ilişki aşağı doğru ilerliyor. Sevgili ev hanımları, kendinizle ilgili çözemediğiniz ve eşinizin kendi içindeki içsel dünyasında ne düşünüyor, ne yapıyor, eve geliyor, devamlı oturuyor ve benimle hiçbir şey paylaşmıyor diyorsanız
konuşma dönemi, size anlatma dönemi sabır ve sakinlikle dinlemeniz lazım. Bunu bilmeniz gerektiğini uyarıyorum. Eğer tartışmalar olursa aramızda soğukluk var. Uzun soluklu ilişkiniz varsa evlilik planı içerisine gitmenizde herhangi bir sakınca yok. Sadece yaz mevsiminin bir an önce gelip evinize geçme hayali var. Hayırlı olsun. Bu arada evinizde bekar bir insan varsa hayırlı bir kısmeti var. Aile onayınızla güzel bir mutluluğa yol açacak. Evet sevgili ev hanımları, evde olan hanımlarımız, kendimizi geliştirmek için kurslara başladık. Aktif hayatımızı renklendirmeye ve eşimize destek olmaya başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel yol almaya başladınız ve çocuk sinir evrelerinizde yumuşatılmalar var. Eğer hala bu konunuz eksikse enerjiniz iyi gelecek. Hemen kurs başvurularınızı onaylıyorum. Evde de yemek masası, sandalye değişimi kararı içerisindesiniz. Hayırlı olsun. Ve çocuklar konusunda da hala çözemediğiniz, özellikle kızınız ve oğlunuzla aranızda bir iletişim problemi var. Bunu da çözmeniz lazım diyorum. Boşanma fikri olanlarda radikal kararlar devam ediyor. Sert konuşmalar var. Sakin hareket etmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız nefes borumuz, nodüllerimiz ve uyku apnemiz sıkıntımız olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın. Sevgili balıklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı ve kanalımız aşağı doğru gidiyor. Spam yiyoruz. Haberiniz var mı sevgili takipçilerim? Bol yorum, bol beğeni paylaşın. Arkadaşlarınızla destek isteyin, rica ediyorum. Evet sevgili balıklar, bu hafta çok yoğun ve tempolu bir haftanın söz konusu olacak. Gökyüzü her konuda sizi destekleyecek ama duygusal gerilimler, tartışmalar yoğun olacak. Bu iş evremizdeki yaşadığımız sorunları çözmek için adımlarımız güzel atacağız ama duygusal yaklaştığımızda onlarla da aramızda çatışmalarımız olacak. Sakin, mantıklı ve güzel ilerlediğimizde iş ekip arkadaşımız, yöneticimiz, aksilikler yavaş yavaş toparlanacak. Yani pazartesi, salı, çarşamba sizin için feryat figan. Perşembe, cuma, cumartesi rahat bir düzen. Ona göre hareket sergileyin diyorum. Kurumsal bir alanda çok yoğun toplantılar söz konusu olacak. Devamlı hareket halinde olacağız. Gideceğimiz seyahatler, yolculuklar, iş gereği gideceğimiz yollarda anlaşmalarımız olumlu gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Devletle bağlantılı noktadaysanız bulunduğumuz noktanın sistemi, gerginliği hat safhada. Aynı şekilde herkes gerginlik içerisinde ama yeni yılın temposuyla birlikte işlerin de yeni hareketlenmesi sizi yorabilir. İzin kafanız olabilir. Halletmeniz gereken işler var. Lütfen izin almayın. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest bir alandaysanız beklenti içerisinde olduğunuz projelerle ilgili başlangıçların adımını yapacaksınız. Büyütmek istediğiniz, planlamak istediğiniz noktalarda gayet verimlilik var gözüküyor. İş beklentiniz ve hala çözemediğiniz noktalarla ilgili de özellikle iş kapınızı destekleyecek insanlar, güvendiğiniz geçmiş iş arkadaşınız, aile büyüğünüzden alacağınız destekle iş fırsatlarımız var gözüküyor. Ama unutmayın, iş mahkememiz geçmişe dönük haklarımızla ilgili 6 yıldır mücadele ettiğimizin son durak evresine geldiniz. Haklarınızı alacaksınız. Aynı şekilde hani mülakatta olduğunuz ve hala sonuçlar olumsuz devam ediyorsa yeni mülakatlarla birlikte iş kapınız da hayırlı olacak. Korkmanıza gerek yok. Sadece inancınız yıprandı. Uzun süredir ev enerjisindesiniz ve ailenizden destek almaktan ve kenardaki paranızın bitmesinden kaynaklanan gerginliklerimiz var. Artık bunlara neresi olursa evet diyeceğiz. Evet eğitimlisiniz, hak veriyorum ama bazen başlamak yeni fırsatları da yaratır diyorum. Sevgili ev hanım, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işten çıkartılma gibi bir olumsuzluğu var. Dikkat etmesi lazım. Sizin de yöneticinizle aranızda tartışmalar son 2 aydır devam ediyor. Düzeltmediğiniz takdirde size elinize zarf verebilirler. O yüzden alternatif işler bakmanız gerektiğini de uyarıyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda kendinizle alakalı bilge tavrınız, düzenli ve disiplinli olmanız hoşuma gitti ama ani reaksiyonlar hem annenize hem babanıza hem ilişkilerinize yansıtıyorsunuz. Bunu düzeltmeniz lazım. Duygusal olarak ciddi bir depresyon haftanıza gireceksiniz. Özellikle geçmiş bıraktığınız ilişkiniz, boşandığınız eşinize tekrar özlemleriniz artabilir. Aile düzeninizi özleyebilirsiniz. Böyle bir geçmiş özleminiz var gözüküyor. Yeni ilişkiye başlayanlar bu el güzel tuttu ve güzel yolculuğa doğru ilerleyecek. Birbirinize 5 hafta şans verin. Bu ilişki kendini ispatlayacak. Uzun süredir devam eden bir ilişkinizle ilgili de sürpriz gelişmeler mutlu ifade edecek enerjilerimiz var ve ilişki doğru noktada ilerliyor. Sahip çık sevdiğine, o da sana sahip çıkacak en sevdiğiyle, yani senle, merak etme diyorum. Yeni bir anlaşmak içerisinde olduğunuz bir ev tutmak, ev almak kararı içerisindeyseniz
Hayırlı olsun. Eviniz de uğurlu, bereketli. Yalnız araç değiştirmek, araç satmayı düşünen sevgili çiftlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, bir de uzun süredir ayrıl barış sevgilinizle artık temelli barışıyorsunuz. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları, son zamanlarda kendinizle ilgili değil, eşinizin iş ve parasal evresindeki duyduğunuz şeyler, onun yorgun olması, mutsuz olması, kalbinden endişelisiniz. Evet, kalp kontrolü yapılması lazım. Yoksa sıkıntıya düşebiliriz. Aynı şekilde de hanemizde çok kalabalığız ve bina ve alanımızda çok rahatsızız. Yeni bir ev beklenti içerisindesiniz ama ekonomik olarak bunu toparlayamadığınız için çaresizlik evresindesiniz. Kenarda birikmiş ufak tefek paralar var. Bununla ev kredisi oluşumuna başlangıç yapabilir. Daha huzurlu bir hayata geçebilirsiniz. Boşanma fikri olanlarda gerçekten radikal karar var. Yol ayrımı içerisindesiniz. İmzalar atıldı, şartlar atıldı. Sadece ev aradığınız gözüküyor. Hayırlı olsun. Çocuklarınızla ilgili de doğru anlaşmayla yol alacaksınız. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara evde değişmesini istediğiniz en önemli şey özellikle salon ya da hol girişinizdeki oraya gömme dolap yapma niyetiniz var. Kalabalıkları buraya toparlamak istiyorsunuz. Bir de çatı ya da akıntı gibi bir şeyiniz var. Bunu çözmeniz lazım. Bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle vücut şişmeniz, vücutta hormonal dengelerde bazı karışıklıklar olabilir. Çok fazla yeme hormonunuz adapte etmeye başlamış olabilir. Bunları düzeltirseniz sevinirim. Hoşça kalın.